saçlarımı takmamı rahatsız da etmek istemedim açıkçası. Kalabalık da ortamda bayağı. Ne kadar rahatsız oldu. Estağfurullah. Hassas biraz. Onur duyarım. Teşekkür ederim. O benim onurum. Sağ olun. Gıyabında onu duydum. Her şeyden evvel senin orada olmandan, Marka Çiğ'le birlikte çalışmış olmandan. Demeye devam ediyoruz. Beraber olmuş olmanız, onun sana saygılı olmuş. Güzel. Değerli konuklarımız, eklem kıkırdağı tedavisine güncel yaklaşımlar konulu panelimize hoş geldiniz. Sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları arasına saygı duruşu, ardından İstiklal Marşımıza davet ediyorum. Değerli konuklarımız, konferans ve panelimizin moderatörlüğünü üstlenen hastanemiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanımız, operatör doktor Cenk Cankuş'u mikrofona davet ediyorum. Bugün bizi burada yalnız bırakmayan hastalarımız, vatandaşlarımız, hepinize hoş geldiniz diyor. İkincisini yapıyoruz bu toplantımızın. Halkla bilimi, tıbbı, doktorları birleştirme amaçlı toplantımız. Geçen sene de yaptık. Çok güzel geri dönümler aldığımız için bunun ikincisini de düzenledik. Bu toplantının düzenlemesinde özellikle bana çok büyük yardımları olan ve desteğini her zaman esirgemeyen Sayın Hocam Profesör Doktor Mahmut Necim Doğru. Hadi görüşürüz. Bizi kırmayaraktan, çağrıya anında uyaraktan gelen ve bizi bugün şereflendiren Profesör Doktor Savaş Gürsoy'a, toplantılarımızı bugüne kadar sürekli destekleyen Sayın Genel Müdürümüz Başhekimimize ve toplantının planlanması sonrasında
üniversitemiz kurulduktan sonra yine desteği esirgemeyen rektörümüze ve rektör danışmanımıza teşekkür ediyorum. Aynı zamanda bu toplantı büyük emeği geçen Sayın Ebru Yapan'a da çok teşekkür ederim. Toplantımızın oluşum başlangıcında bize desteğini sunan ve hastanemizin başhekimi Sayın Yusuf Bey'i konuşmaları için buraya davet ediyorum. Evet, ben de öncelikle tabii hastanemizin 1996 yılında kuruluşu sonrasında 611 yatak kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük özel hastane statüsünde hizmet verirken beraberinde tabii Sanko Üniversitesi sürecini de başlatmış bulunuyoruz ve Sanko Üniversitesi ile birlikte kurulacak olan tıp fakültesi, sağlık bilimleri fakülteleriyle birlikte inanıyorum ki kamuoyundaki bizim bilgilendirme, kamuoyunun farkındalığının yaratılması, sağlık bilincinin oluşturabilmesi konusunda hizmetlerimiz aynı şekilde devam edecek. Hastane bünyesinde de zaten bugüne kadar gerek kamuoyuna bilgilendirebilmek için yapılmış olan bilimsel çalışmalarla, gerekse halkımıza yönelik bilgilendirme toplantılarıyla sürekli bu toplantıları gerçekleştirip ilgili konularla alakalı olarak, gündemdeki konularla alakalı olarak sürekli bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki sürecimizin daha iyi olacağı inancındayım. Profesör Doktor Mahmut Nedim Dora bizim hayatımızın içerisinde farklı bir yer oluşturdu. Hem bizim doktorumuz Cenk Çankuş Bey'in kendi hocası, aynı zamanda hastanemize de her zaman destek veren bir hoca. Ben kendisine hakikaten minnetle, saygıyla, şükranla sürekli teşekkürlerimi dile getiriyorum. Bundan önceki toplantımızda da bizi kırmadı, geldi. Bu toplantımızda yine aynı şekilde bize her zaman destek veriyor. İnanıyorum ki bundan sonraki süreç içinde bize her zaman destek verecektir. Profesör Doktor Savaş Gürsoy Hocam, aynı zamanda Tabip Odası Başkanımız. Benim de yıllardır fizik tedavi bölümü üzerindeki ve tabip odası konusunda her zaman desteklerini aldığımız, kendisine her zaman minnet borcu olduğumuz bir abimizdir. Ondan dolayı ben Savaş Hocam'a da çok teşekkür ediyorum. Tabii hastanemizin içerisindeki doktor arkadaşlarımızın hem kendi kendilerini geliştirebilmeleri hem de aynı zamanda vatandaşlarımıza konu hakkında bilgilendirme yapabilmek için bu toplantılarımız aynı şekilde devam edecek. Web sayfamızın üzerinde bir video görüntüleme merkezimiz var. O videoları aynı şekilde çektirip oradan da izleyebilme olanağınız her zaman olacaktır. Bundan öncekiler de aynı şekilde çekildi. Onların da bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ben hastanedeki doktorlarımızın bu konuda yapmış olduğu çalışmalara teşekkür ediyorum. İyi bir konferans olsun. İnşallah bundan sonraki süreçte devam edecek olan bu konferanslara da bir ivme kazandırmak açısından bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Geldiniz, katıldınız, vatandaşlarımız katıldı, hastalarımız katıldı. Herkese ben de çok teşekkür ediyorum. İyi bir konferans diliyorum. Saygılar sunuyorum. Toplantımızın hazırlık sürecinde yeni bir üniversite doğdu. Sani Konukalı Tıp Fakültesi. Gene bu üniversitemizin oluşumu içerisindeki dekanımız, rektörümüz ve dekanlarımızdan destek aldık. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Loşan Doktor İnzi Hekimi buraya davet ediyorum. Saygıdeğer meslektaşlarım, saygıdeğer konuklarımız, hepinize hoş geldiniz diliyorum. Ben bugün konuşmamı Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Ahmet Sınav Hocanın adına yapıyorum. O da sizlere aynı şekilde çok saygılarını ve selamlarını iletiyor. Biraz önce Sayın Başhekimimizin de değindiği gibi
Doktor Cenk Bey'in de değindiği gibi artık Gaziantep'imizde yeni bir üniversitemiz var, Samko Üniversitesi. Ben kendim de bu üniversitenin araştırma ve geliştirmeden sorumlu öğretim üyesiyim. Üniversitemiz Sani Konukoğlu Vakfı tarafından kuruldu. Sani Konukoğlu Vakfı, Samko Holding ve Konukoğlu ailesi tarafından 1989 yılında kurulmuştu. Şimdi artık bu üniversitenin ev sahipliğini yapıyor. Vakfın gelirleri Konukoğlu ailesi fertleriyle Samko Holding bünyesindeki şirketlerden bağış olarak sağlanmakta. Sani Konukoğlu Vakfı 1997 yılında 4500 eğitim ve sağlık alanındaki vakıf arasından yılın vakfı seçildi. Hem sağlığa hem eğitime çok büyük emekleri var ve bundan sonra da devam edecek. Biraz önce söylediğimiz gibi Sayın Rektörümüz Ahmet Sınav Bey bu üniversiteyi yönetecek. Sayın Murat Akkım Bey hem rektör yardımcısı hem de bu üniversitenin tıp fakültesinin dekanı. Genel sekreterimiz Sayın Doktor Yusuf Ziya Yıldırım Bey biraz önce konuşmalarını yaptılar. Üniversitemiz bir tıp üniversitesi olma kararını aldı. Bu yüzden tıp fakültesi ve sağlık bilimleri fakültesi olarak iki fakülte oluşturdu. Tıp fakültesi önemli ölçüde hastane, bu kadar büyük ve güzel bir hastane temelinde kuruldu. Hastanenin çalışan çok güzel klinikleri var, hastanenin çok güzel çalışan laboratuvarları var, son derece başarılı. Tıp fakültesinde uygulama araştırma merkezleri olacak, bütün tıp fakültelerinin olduğu gibi. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde de hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon ile beslenme ve diyetetik bölümleri olacak. Ve burada hem hemşire yetiştirecek, hem fizyoterapist, hem de diyet uzmanı, beslenme uzmanı yetiştirecek inşallah. Vizyonu uygulama ve topluma hizmet ve misyonu ise bu kadar uzun uzun yazdık ama çok net ya hastaya en iyi hizmeti veren, en yüksek kaliteli hekim yetiştirmek. Ve biz üniversitemiz olarak kliniklerimize ve laboratuvarlarımıza çok güveniyoruz. Çünkü bu üniversitenin yaşamını hayatta tutacak olan damarları bunlar. Samko Üniversitesi'nin kendine göre bir bilim politikası var. Bizim bilim anlayışımız tamamen dönüşümsel, yani translational sayesinde. Yani yaptığımız işin neye dönüşeceğini önceden belirleyerek bir yatırım yapmak. Zaten böyle bir durumda da eğer siz yaptığınız araştırmanın neye döneceğini zaten öngörebiliyorsanız, bütün dünyada bu konuda fonları bulabileceğimiz gibi kendi ülkemizde de fonları bulabileceğiz. Ayrıca Sanko Vakfı'nın da araştırma bursları olacak. Doğal olarak buralardan istifade edeceğiz. Araştırma merkezlerimiz doğal olarak tüm klinikler, deneysel cerrahi laboratuvarımız olacak. Simülasyon laboratuvarımız olacak. Şu anda alımlarını yapıyoruz. Anatomi ve tıbbi illüstrasyon olacak. Şu anda fizyoloji, biyofizik, histoloji, embriyoloji, farmakoloji, mikrobiyoloji, bunların şu anda alımları yapılıyor. Klinik kimya laboratuvarımız çok başarılı ve uzun yıllardır hizmet veriyor. Bu temelde gelişecek. İlaveten metabolizma, moleküler biyoloji gibi alanlarda söz sahibi olmak istiyoruz. Genetik, biyoinformatik, sistemler biyolojisi, radyoloji, fizyoterapi, güvenli tıp uygulamaları gibi alanlarda yetkin olmak istiyoruz. Uzmanlık eğitimi vereceğiz doğal olarak. Master of Science ve PhD yapılmasına olanak sağlayacağız. Hep beraber inşallah başaracağız. Ben tekrar hoş geldiniz ve hayırlı toplantılar diliyorum. Toplantımızın bilimsel kısmına geçiyoruz. Sayın Genel Müdürümüz, Başhekimimiz ve Rektör Yardımcımıza çok teşekkür ediyoruz. İki bölümden olacak. Önceki ilk olarak üç konuşmacı, sonra bir ara vereceğiz, sonra tekrar üç konuşmacımız var. Öncelikle toplantımızın ilk konferansını vermek üzere Sayın Profesör Doktor
Mahmut Nedim Doral hocamı buraya davet. Sayın Rektör Yardımcım, değerli Başhekimim, Sayın Tabip Odası Başkanım, sevgili Cenk, kıymetli misafirler, değerli hastalar, sevgili vatandaşlarım. Şimdi Sayın Başhekimim lütufkar konuştular. Bir öğretim üyesinin birinci görevi halkı aydınlatmak. Ondan sonra çalıştığı üniversitede eğitimi devam ettirmek. Ondan sonra da ailesinin isteklerini yerine getirmek. Ben burada büyük bir onur ve zevkle kaç defa isterseniz Allah sağlık versin sadece gelmeye hazırım. Ve inanıyorum ki çok arkadaşımız da buna hazırlar. Çünkü bir şehrin içerisinde 3 tane de üniversite olabilir, 5 tane de üniversite olabilir. Bütün bu kurumlar birbirleriyle kol kola girmiş, yollarına devam etmek zorundadır. Çünkü vatan tek. Hepimiz onu tek seviyoruz. Hepimiz de ona hizmet ediyoruz. Siz de hizmet ediyorsunuz şu anda birbirinize. Biz de size hizmet ediyoruz. Zaten de arkadaşlarım sizlere hizmet etmişler. Şimdi dünyaya baktığımız zaman kireçlenme halk tabiriyle diz dejeneratif artriti bir kıkırdaktır, tutturduk gidiyoruz. Bugün Van'daki bir vatandaşın da kıkırdak nedir diye sorduğunuz zaman kıkırdak nakilleri var değil mi? Kök hücre değil mi? Hocam şeklinde cevaplar veriyorlar. Osteoartrit de yani kireçlenmede tek sorumlu kıkırdak değil. Bundan kim istifade ediyor? Bundan birileri istifade ediyor. Ama bilmemiz lazım ki doğamızda olan bu kıkırdak bazı insanlarda diz ekleminin yandan kesidi 4 milimetreye yakın 8 milimetre tibyada iki kemikte gördüğünüz takdirde çok büyük bir yük. Ne işe yarıyor? Bizim amortisör görevimizi görüyor. Gece yaptığımız zaman kullandığımız yastık. Yastık ne kadar yukarıda olursa, bazıları o kadar rahatsız, ne kadar küçük olursa bazıları o kadar huzurlu ve mutlu oluyor. Ama bir gerçek var ki, yastıksız yatmayan kişilerin yastıklı yatanlardan daha fazla olduğunu bu dünyada unutmayın. Demek ki kıkırdak yüzey bize şok absorpsiyonu, yani binen yükü, emen gücü oluşturan dokular olarak yorumlanmalı ve düşünülmeli. Birincil osteoartrit dediğimiz yani kireçlenme birincil bir kazadan sonra meydana gelmiş eklem içerisinde oluşan bir kırıktan dolayı olan kireçlenmeden bahsetmiyorum. Doğasındaki süreç içerisinde kireçlenme bir süreç içerisinde oluşan hastalıktır. Bunun tedavisi var mı? Hayır, semptomatik tedavi yapıyoruz. Eklem hareketi azaldı ise, ağrı arttı ise, ağızdan ilaçlar, bir takım lokal enjeksiyonlar, bir takım kemik kırıp yapılan ameliyatlar, bir takım da protezlerle o eklemin değiştirilmesini sağlıyoruz. Bunların hepsi İstek üzeri oluşan tedaviler. Yani benim kalçam ağrıyorsa muayenesini yapıyorum, filmini çekiyorum. Eklem bütünlüğü kaybolduysa onu bugünkü şartlarda değiştiriyorum. 20 sene sonra ne olacak bilemiyorum ama çözüm biyolojik denge ile daha çok sentetik girişimden biyolojik girişime geçecek. Evvelden bir sürü ülser hastasının tedavisi vagotomiydi. Vagus sinirinin kesilmesiydi. Bir sürü vagus siniri amputasyonları yapıldı. Bugün tek bir ilaç
proton pompası ilgilendiren bir ilaç alıyoruz. O ameliyat ortadan kalktı. Belki 20 sene, belki 30 sene bilemeyeceğim ama yapılan çalışmalar var. Tek bir ilaç veya iki ilaçla ağızdan alınan bu kireçlenme dediğimiz olayı kontrol altına almış olabileceğiz. Unutmayın ki travma ile veyahut da kaza ile meydana gelmiş eklemi ilgilendiren kırıklarda olan dejeneratif artritten bahsetmiyorum. Şimdi diz kapağının kemiğiyle demin gösterdiğim uyluk kemiğinin bu dizim ağrıyor dediğiniz zaman orada kocaman bir kemik parçası var. Onun başı boş değil ama serbest. İki tane kalın halatla tutturulmuş öyle diyelim. Bir merdiven inme gibi, tırmanma gibi durumda binen yük vücut kilosunun 3.3-3.5 katı kadar. Çömelme ile 7.6, 80 kiloysanız 8 ile çarpın 640 kiloya kadar çıkabiliyor. Sıçrama gibi aktiviteler yaptığınız zaman da vücut ağırlığınızın 20 katı oraya yük biniyor. Siz bunları biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz. Ama yaşamınıza devam ediyorsunuz. Şimdi eğer kişinin genetiğinde 7 ceddinden gelen şifrelerde o eklemde harabiyet söz konusu olma gibi bir mesaj geliyorsa bana kadar, kanuniden bugüne kadar atıyorum, o zaman orada bir kireçlenmeyi önleyemiyorsunuz. Nereye kadar gidebileceğini bilemiyorsunuz. Durdurabilir. Şu anda yapılan ağrıya yönelik girişimler artı oranın değiştirilmesi, kıkırdak yüzlerin değiştirilmesi yerine ağrısız, duyusuz, ağrı olmayacak, duyusuz ve derin duyuyu gösteremeyecek bir takım sentetik parçacıkları oraya koyuyoruz. Bu dişe geçirilen kalıplar gibi vesaire. Oranın yerini değiştiriyoruz ama ne yapıyoruz? O dokuyu sizden uzaklaştırıyoruz. Bugün bu yapılıyor. Şimdi olay kıkırdaktan mı dedik sadece? Hayır. Kıkırdak altı kemik sinovya dediğimiz deniz anasına benzeyen bir doku eklem içinde var. Bu diz şiştiği zaman ilk başta düşünebileceğimiz sinovyanın dolaşımının tıkanmasından dolayı o eklemi besleyen sıvı orada birikiyor. O sinovyanın da kıkırdağı zedeleyip harap edebileceğini unutmamak mecburiyetindeyiz. Bir de sekonder dediğimiz travma sonucu, kaza sonucu meydana gelebilen bir takım kireçlenme şekillerini de unutmamak mecburiyetindeyiz. İskandinav ülkelerinde kalça ve diz kireçlenmeleri görme oranı Türkiye'den daha fazla. Demek ki sarı ırka gittiğimiz zaman suyun öbür ötesi diyoruz. Bu eklem problemleri ameliyata kadar götürebilecek konumları ortaya koyabiliyor. Onun dışında fizik tedavi, lokal enjeksiyonlar, işte bir takım daha değişik konservatif cerrahi olmayan girişimlerle bu ağrıları ortadan kaldırabiliyor. Ancak son yıllarda akupunktur, daha doğrusu önce ağrı klinikleri, daha sonra da akupunktur dediğimiz alternatif tıp parantezi içerisinde kullandığımız uzak doğudan gelen, bugünkü tıba niye dinamik tıp demiyoruz? O da kocaman bir soru işareti. Her yapılan doğru mu? Gene kocaman bir soru işareti. Bunlar tartışma götürüyor. Ama belli alternatif tıp ve eş değerleri de ağrı klinikleriyle birlikte şekil bozukluğu olmadığı takdirde, alt ekstremiteden bahsediyorum, ameliyata gerek duymadan da tedavilerle yolumuza devam ediyoruz. Yani kıkırdak söylediğim gibi bir takım şeyler var, histolojik görüntüleri var, onlara girmeye gerek yok. Osteoartrit kıkırdağın sadece yok olması değil, kemik altı, kıkırdak altı dokunun beslenme bozukluğu kıkırdağa ait mi? Sinovyal dokudaki problem, gene tekrar etmek istiyorum. Burada çok
üzerinde durmayacağız. Çünkü modern bilim de bunu ortaya atamamış, durumda. Ama bileceğiz ki eklem harabiyeti söz konusu oluyor. Ne zaman ihtiyarlama sistemi, ben aranızda hiçbir ihtiyar olmadığını anlıyorum. Çünkü ben şuna inanıyorum, ihtiyarlık beyinsel işlevin azalmaya başlamasıdır. Vücut bir kaporta, arabanın dış şeyi. Direksiyon beyin, motorda kalp. Kaporta da bazı ezikler olur ama direksiyon yerinde olacak, motorda çalışacak. Beyin yerinde olacak, kalpte çarpacak ki o vücudu bir yerden bir yere götürsün. Bir yaşlanma söz konusu oluyor kaportada, paslanma oluyor falan ama en önemlisi beyinde olması. Onun için hepiniz buraya gelmişsiniz, teşrif etmişsiniz, hepiniz gençsiniz. Ancak dokular eskiyor tarih süreci içerisinde. O zaman o dokuların değiştirilmesi bugünkü yapılan cerrahi girişimler içerisinde geçerli. Ama ne dedim, 20-30 sene belki 40 sene sonra bir takım ilaçlarla o dokuların eskimesi önlenecek. Ondan sonra da rejenerasyonu için bir takım girişimler. Ama bugün de yapılıyor rejenerasyon denen olay. Fakat bizim istediğimiz şekilde olmuyor. Burada tabii bir harap olmuş eklemi görüyorsunuz. Bunların harap olmadan evvelki durumlarını kandan alınan belli markerları tespit ettikten sonra belirleyip alacak bir takım önlemlerle, ağızdan veya lokal müdahalelerle alınacak önlemlerle bu görüntüleri elde etmemek gerekiyor. Sinoviyat ayrı bir doku dediğim gibi. Bunlar biraz daha bilimsel seviyede. Ama gördüğünüz gibi şurada güzel bir kılıf var, güzel bir şapka var. İşte biz buna kıkırdak doku diyoruz. Burada görüyorsunuz benim saçlarımın azalması gibi lifler azalmaya başlıyor. Ondan sonra aradan uzaklaşmaya başlıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz saçlar gitmiş. Herkes gerçekleri, birbirinize bakıyorsunuz ne kadar tatlı. Gerçekler ortaya çıkmaya başlıyor. Bunun tabii peruk takıyorsunuz veyahut da doktora gidiyorsunuz. İşte sırtınızdan şey alıyor, oraya ekiyor falan. İşte onlar da bir nevi protez şeklinde düşünmek gerekiyor. Vücut aslında her şeyi yapıyor. Biz vücutta öyle şeyleri daha bilmiyoruz ki, 1000 tane malzeme varsa, gizem varsa belki bunun 50 tanesini biliyoruz. 950 tanesini bilmiyoruz. Yoksa çok çabuk yıkılırdık, yok olurduk. Her yürüyüş bile bir travma. Her düşmeden sonra bir yerimizi kırabilirdik. Ancak yaşla dokular, hücreler azaldığı için düşme ile kırıklar meydana geliyor, yürüme ile ağrılar artıyor. Çünkü dokular eskiyor. Her şeye rağmen, her şekliyle yaşamak, Kanuni de öyle demiş, her şekliyle yaşamak çok güzeldir diye, ağrıya rağmen yaşayabiliyorsak çok güzel. Ben de şunu söylemek istiyorum. Vücut bir yandan bazı harabiyetleri görüyor, hemen onu tamir etmeye çalışıyor. O zaman biz cerrahlar da diyeceğiz ki bir dakika ya, vücudun tamir etme şansını ona bir bırakalım. Ne oluyor? O zaman konservatif tedavide, klinik tedavide unutmadan yolumuza devam edelim. Şimdi ben burada yaşlanmayı söyleyeceğim, noktayı koyacağım. Ondan sonraki diğer konuşmacı hocama, arkadaşıma vereceğim. Yaşlanmaktan korkmayın. Yaşlanacağız. Ulu Yaradan biz doğduğumuz anda siz bilin veya bilmeyin kulağınıza üflüyor. Diyor ki ben sana can verdim ama bunu geri alacağım. O zaman ne duruma geliyoruz? Kirada oturan bir kiracı konumuna geliyoruz. Ne kadar para vereceğiz? Evimizdeki kadar para vereceğiz. İstediğimiz konforda evi yakalayıp yaşamak için vücudumuzu ona göre ayarlamaya çalışacağız. Yemeğimize dikkat edeceğiz, anamıza babamıza bakacağız. Çok şişmansak şekerimizi azaltacağız. Gaziantep'te şekeri azaltmak imkansız. 1,5 günde almış olduğum zaten yediğim yemek, hepinizin ellerine sağlık. Herhalde 2 kiloyu aldık. 1,5 günde 2 kilo, 1 yılda 200 kiloyu bulur. Bir takım çevre kurallarını da koruma altına alarak onlardan uzaklaşmak haliyle vücudumuzun, genetiğimizin, asırlardır bize gelen şifrelerimizin
biz bilmiyoruz onları, kontrol altına alarak yaşamımıza ne kadar devam edebiliriz? İşte kandan alınan bir takım malzemelerle marker diyoruz onlara. Ne kadar arttırırsak ona göre biraz daha konforlu yaşama şansını elde edeceğiz. Ama tekrar ediyorum, yaşlanmaktan korkmayacağız. Dokularımız eskiyor. Beynimizi dua edelim, beynimize sahip olalım. Düşünme hassamız ortadan kalkmasın. Düşmemeye çalışalım. Dikkatli olalım. Derin duyumuzu mutlaka eğitmemiz lazım. İki elimizde bardakla yürümeyelim evde. Gece karanlıkken kalkmayalım, mutlaka bir ışık açık kalsın. Sonra basit bir kırık ameliyata gidiyor, ondan sonra hayatımızı kaybedip diyoruz. Şimdi yerin elektriği yanık olur. Düşmek korkusu. Düşelim de bir yerim kırılırdı. Canım benim. Bir yerin elektriği yanık olur. Adın ne? Ayten. Saygı duyuyorum. Yani elektrik parası yetsin. Yetsin elektrik parası. Yaşamak daha güzel. Şimdi bu toplantının, Cenk'in başardığı bu toplantının, öyle diyeyim, Cenk Hoca'nın başardığı bu toplantının güzelliği, ne güzel katkıda bulundu bana. Ne olur diğer konuşmacı hocalarımın da arasına girin, durdurun, kızmayın bana sakın. Ve düşüncenizi istediğiniz gibi söyleyin. Akıl da daha güzel kalıyor. Gelen mesaj, ne olur küçük bir elektrik bir köşede yansın. Tuvalete giden yol üzerinde olsun. Bir kuruşluk ekmeği almayın, onu elektrik parasını canınıza kıymayın. Buradan bu çıkıyor. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçen seneki toplantımızda diz protezleri, yarım diz protezleri, kemik kesme ameliyatları ve artroskopik girişimler anlatıldı burada. Bu sefer birazcık daha önleme yönelik laflar söylenmeye çalışacak. Çünkü bu çok önemli bir sağlık problemi aslında. 2006 yılında Amerika'da sırf diz üzerine katıldığım bir toplantıda yaklaşık bir konuşmacı çıktı ve bu salonda 2000 doktor olduğunu düşünüyorum. 2000 tane uzman doktor ve bunların hepsinin Amerikalı olduğunu düşünüyorum. Bu ülkemizde 2000 daha olsa bu doktorlardan, yani çok iyi diz protezi yapan, bu işi başarabilecek 2000 doktor daha 4000 edecek. Ortalama yaşın 45 olduğunu düşünüyorum. Ve 65 yaşına kadar daha yılda 1000 ameliyat yapacaklarını düşünüyorum. Ve bu insanların her birinin bu 65 yaşına kadar yılda bir tane kendileri gibi uzman yetiştirdiklerini düşünüyorum dedi. Bu şartlar altında bile Amerika'daki hizmetin, Amerika'daki gerekli olan hizmetin 1/4'ünü verebileceğimizi söyledi. Şimdi koskoca Amerika böyle bir problemle baş edemeyecekse biz Türkiye olarak belki ederiz, belki edemeyiz ama en azından bilinçlenmemiz lazım. Onlar bilinçlenmiş, biz tam bilinçlenemedik. Benim burada hastalarımdan sık sık moderatör olarak, ama ben de bir şeyler anlatmak istiyorum. Hani moderatör genelde sunum yapar ama her konuda da konuşabilir. Hastalarımın sorduğu şu soru var. Nasıl engellenebilir bu? Bu olmaması için ne yapabilirim? Elimden ne gelir ki dizlerim kireçlenmesin veyahut da ağrılarım geçsin, bu iş iyileşsin. Şimdi benim nacizane birkaç önerimle ilgili ve bilimsel yaklaşımlarla da beraber bir düşüncelerimi sunmak istiyorum. Şimdi tipik gördüğümüz şey 45 yaş üstü diz hasarı ve 10-20 yıl içerisinde diz protezine gidiyoruz. Bir şey engelleyemiyoruz şu anda. Hiçbir şey yapamıyoruz. Hatta bu 10-20 yıl artık kalmadı. 5-10 yıla indi. Ben artık 40-45 yaş, 45-50 yaş arası insanlara diz protezi yapıyorum. 50-55, eskiden 65 yaş sonrası diz protezi yapılır diye kurallarımız varken artık yıkmak zorunda kalıyoruz. Çünkü yürüyemiyor insanlar. Bir şeyler sağlayamıyoruz. Şimdi dünyada, bir de Türkiye içinde değişik bir olay var. Dünyada bu
diz şikayetlerinin oranı 8 ve 9'a 1 iken kadın erkek oranı özellikle Türkiye'de bizim şu ana kadar 1998 yılından beri toplantıya yaptığımız istatistikte bu oran 12-13'e 1. Yani Türkiye'deki kadınlarda, bayanlarda bu hastalık çok daha ön plana çıkıyor. Bu neden acaba? Niye böyle oluyor? Yabancılardan farkımız ne? Biz neyi yanlış yapıyoruz gibi düşüncelere sokuyor beni bu. Şimdi ilk olarak akla gelen yaşam şartları. Hareketsizlik, güneş görmemek. Güneşimiz var Türkiye'de, görmüyoruz. Güneş ciltten alınan D vitamini kemik erimesini engelliyor. Hapla alınan o suya atılanlar falan bunlar hiçbir şey etki etmez. En önemli şey güneş gören cilttir. İskandinav ülkeleri çoğu güneşsiz zamanlar geçiriyorlar. Belki bu osteoartritte, bu kireçlenmede onun çok büyük bir payı olabilir. Bir de bizim yaşam şartlarımız, adetlerimiz, örf adetlerimiz dizi zorlayan hareketleri içeriyor. Bunlar da özellikle kireçlenmenin tamamen sebebi. Ve benim her zaman takıldığım, hastalarımı kızdırdığım şey aşırı kilolar. O kadar önemli ki. Şimdi bağdaş kurmak, dizini altına alıp oturmak, dizinin üzerine iş yapmak yok dedik öneri olarak da. Diyeceksiniz ki niye? Şimdi kıkırdağın üzerindeki moleküller ve kıkırdak hücreleri enteresan bir yapıya sahip. Çok yüksek bir gücü bir an emebiliyor, aynen bir sünger gibi. Sonra tekrar şişiyor. Çok yüksek bir yerden atlayabiliyoruz. Ayağımızı yere vuruyoruz. Hocamın anlattığı gibi yürürken, koşarken defalarca çok yüksek güçlerle karşılaşıyoruz. Ama hepsini toparlıyor. Kan damarları açıyor, kapanıyor. Bunun dizin dayanamadığı tek bir şey var. Sabit basınçta bir süre, belirli bir süre kalmak. Nasıl olacak bu? İşte bağdaş kurmak. Dizini altına alıp oturmak. Kıkırdağa kendini toparlama vakti vermemek anlamına geliyor. Benim hep anlattığım, önerdiğim hastalarıma bunlardan biri. Bununla ilgili herhangi bir araştırma bulamadım. Yani bağdaş kurmayla ilgili osteoartrit ilişkisini kuramadım. Birkaç çalışma var. Dizlerin üzerinde çömelerek ve dizlerin üzerinde dar yerlerde çalışan maden işçileri. Hepsi iri kıyır erkek. Kemik yapıları da çok iyi. Fakat çok normal insanlara göre 8 kat fazla diz kireçlenmesi yaşanmış. Kanıtlanacak tek bu var ama ben bu adamların çalışma şartlarını çok daha az güçlerle ama uzun süre kalmak yüzünden bu şikayetlerin ve bu kireçlenmenin sebebi oluşacağını düşünüyorum. Aynı zamanda bu hastalarımızın çoğu da genuvarum dediğimiz tıbben halk arasında böyle skoda bacak gibi şu şekilde iç kısma yük biniyor ve bağdaş kurmak bu yükün dizlerin üzerindeki hasarını iki kat arttırıyor. Nasıl engelleyebilirim? Neler yapabilirim? Kilo vermek lazım. Her zaman söylediğimiz kilo vermek. Kilo vermek niye lazım? Basıncı azaltmak için. Yani mesela bir 100 kilonun yapacağı bir basınçla 50 kilonun arasında yapacağı bir basınç farklıdır. Zaten bu böyle. Ama başka faktörler de bulunmuş. Yani kilolu özellikle yağ miktarı yüksek olan insanlarda basınç almayan eklemlerde kireçlenme var. Mesela el kemiklerindeki, el eklemlerindeki kireçlenme yağ oranı yüksek insanlarda çok bulunmuş. Basınçla bunun bir alakası yok ki elde ne basınç olacak. Bunun üzerine yapılan araştırmalarda yağ hücresinin aynı bir endokrin yani hormon salgılayan bir hücre gibi davrandığını ve vücuda hormonlar salgıladığı bulunmuş. Şimdi bu salgılanan hormonların içerisinde hepsine birden adipokinler deniyor. Mesela bir leptin örneği. Leptinin amacı şu. Beyne gidecek. Beyne diyecek ki artık yeme. Yemeği kes. Ve yağları yakması için emir verecek. Fakat enteresan bir şekilde leptinin kıkırdak üzerindeki etkisi tamamen kıkırdak yıkımına yönelik. Yani yağlar gidip sizin dizinizdeki kireçlenmenizi arttırıyorlar.
Diz kireçlenmesi olan bir insan hareket yeteneğini kaybediyor. Hareket yeteneğini kaybettikten sonra yağlar artıyor. Tekrardan kısır döngü gittikçe artıyor. Şimdi kemik erimesiyle diz kireçlenmesi arasında çok ciddi bağlar bulunmuş. Gene benim düşündüğüm Türkiye'deki bayanlarda daha çok gözükmesinin sebebi bu diz kireçlenmesinin kemik erimesinin çok olduğunu düşünüyorum. Şimdi daha çok bayanlarımız evde duruyorlar. Evde durdukları için güneş temasları az oluyor. Ve kemik erimesi nasıl hocam demin anlattı? Osteoartritte, kireçlenmede tek suçlu kıkırdak mı? Kemik de bir suçlu derken işte alttaki kemiğin iyi yapıda olmaması, iyi bir destek olmaması anlamına geliyor. Bakın, yüksek basınçlara maruz kalan sporcular mesela maraton koşucuları ele alınmış. Maraton koşucuların erkeklerinde uzun dönemde hiçbir zaman diz kireçlenmesi görülmemiş. Sadece bayanlarında çok fazla spor yapıp bazı hastalar, bazı atletlerde adetten kesilme ve adetten kesilme sonrası osteoporozla beraber giden hastalarda kireçlenme görülmüş. O zaman güneş ışığı almak, kemiklerini güçlendirmek çok önemli. Şimdi gene bir bazı çalışmalar var. Egzersiz, kireçlenmiş, kireçli dizlerde egzersiz ağrıyı arttırır mı, azaltır mı? Aksine azalttığını göstermişler. Değişik egzersiz programları denenmiş. Aralarındaki farkın olmadığı ama hepsinin aynı etkiyi doğurduğu ve diz kireçlenmesine bağlı ağrıyı azalttığı bulunmuş uzun vadede. Egzersiz dediğim zaman çıkıp da bir aerobik salonuna veyahut da ne bileyim çok aşırı şey değil. Günlük 15 dakikadan bahsediyorum. Ama düzenli egzersiz. Sadece 15 dakika olsun, hiç olmazsa düzenli olsun. Niçin? Çevre, eklem çevresindeki kas dokuları güçlenecek, ekleme destek olacaklar. Bu bölgedeki kan dolaşımı artacak. Ve sonuçta bu mekanizmaların benim düşündüğüm şekilde kireçlenmeyi düzelteceğine inanıyorum. Peki bu lafları mesela özellikle şişmanlıkla ilgili laflarda kanıt nasıl bulunabilir? Yani şişmanlı bir insan zayıflayınca diz kireçlenmesi düzelir mi? Bir araştırmada vücut ağırlığının %5'ini kaybederseniz ağrılarınızın %50 azalacağını öngörüyor. Ama şimdi insanları kilo verdirtmek çok zor. Bir yöntem var. O da çağımızda popüler olan mide ameliyatları. Burada 80'e yakın hasta seçilmiş. Her biri şişman ve diz kireçlenmeleri var. Bunlar ameliyattan sonra vücut ağırlıklarının %20'sini kaybetmişler ortalama. Ve hiçbirinde %99 oranında neredeyse iyileşme var. Osteoartrit, diz kireçlenmesi kalmamış. Hatta bazı filmler var, kapanmış eklem aralığının açıldığı dahi gözüküyor. Şimdi niye bu kadar ısrar ediyorum, niye bunu söylüyorum? Gene yapılan çalışmalarda bir insanda hem şişmanlık hem diz kireçlenmesi var ise ölüm riski 6 kat artıyor. Yani biz burada kendimizi de öldürüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani bu mesela gündüz de konuştuk, Gökhan Bey arkadaşım söyledi. Diz protezi Aydın da söyledi. Diz protezi ameliyatlarının ömrü uzattığıyla ilgili bulgular var. O bu dengenin bir tarafına müdahale ediyor. Ama asıl müdahale edilmesi gereken öbür tarafı. Yani ne öneriyorum? Nasıl kurtulmak için? Kendi kendinize, sizin yapabileceğiniz neler var? Birincisi kilo. Özellikle yağlar verilecek. İkincisi dizlere iyi davranılacak. Geçen toplantımızda Mahmut Hocam dizlerinizi sevin demişti. Dizlerinizi sevin. İşte bunlar insan kendi dizini kollayacak, kendi vücudunun sağlığını kollayacak bir yerden sonra. Kemik sağlığı gözetilecek, güneş görmeye, güzel dengeli beslenmeye önem verilecek. Ve en önemlisi az da olsa düzenli egzersiz yapmak. Bu dördünü yapıldığı anda biz işsiz kalırız. Yani herhangi bir hastamız olmaz. Ben buna
Ha? İnşallah. Evet, kalalım inşallah. Allah eksikliğinizi verir. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi ben konuşmasını yapmak üzere Sayın Doktor Gökhan Sever'i buraya davet ediyorum. Kendileri diz enjeksiyonları ile ilgili bize son gelişmelerden bilgiler verecekler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben kısaca eklem içi enjeksiyon tedavisinden bahsedeceğim. Yani bu diğer konuşmacıların da bahsettiği bizde kireçlenme genel olarak tanımından nasıl şikayetler yapıldığından bahsedildi. Peki burada eklem içi enjeksiyon tedavisinin yeri nedir? Ondan bahsedeceğim. Öncelikle eklem içi enjeksiyon nedir? Eklem içi enjeksiyon adı üstünde. Yani eklemin içine girilerek buraya herhangi bir tedavi maddesi verilmesi veyahut da buradan alınacak materyanın incelenerek tanı konulması. Yani ekleme iğne yapılması kaba tabirle. Şimdi neden yapılabilir? Hem tanı hem de tedavi amaçlı yapıyoruz. Tanı amaçlı daha çok işte eklem içinde herhangi bir enfeksiyon varsa ya da diğer romatolojik hastalıkların tanısında kullandığımız bir yöntem. Aldığımız Mahmut Hocam'ın da bahsettiği sinovial sıvıyı alıp inceleme şeklinde ve gerek biyokimyasal olarak gerek mikroskop altında inceleyerek tanı koyulmaya çalışılıyor. Tedavi amacında yine bu romatolojik hastalıklarda yeri var. Ve az önce bahsedilen primer osteoartritin akut paralelmesi dediğimiz ağrı dönemlerinde özellikle eklem içine yapılacak olan ilaç tedavisinin